Açalım görelim. Zeynep 3 puan. Şaşırmadım artık. Eline sağlık. Afiyet olsun. Birinci tabak daha iyiydi. Birinci tabakta birinci tabak. Açalım görelim, evet. bu tabak kimin? Mehmet buna 5 puan verdi. Cansu'nun mu, Ebru'nun mu? 5 puan alan Cansu. Şükür. Allah'ım. İşte. Bugünleri de mi görecektim? Gerçekten şu an ağlamak istiyorum yani. Kaç gündür yani, alıyorsun ya zaten. Durdun. Sezon finalinde mi öğrendin ya? Tatlı yapmayı yakın. Ay, öğrendiği tatlıya bakın. Zeynep'inkine yumuşak dedi. Bununki dağılıyor yani. Tatlı yok ortada. Vıcık bir hamur. Peki Mehmet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu tadımı da bitirdik. Şimdi Gül abla karşımda kocaman bir gözlükle oturuyor. Güneş gözlüğüyle. Neden bu halde? Bir mektup geldi. O mektupta neler yazıyordu ve neler yaşandı? Buyurun izliyoruz. Ben annemi babamı kaybetmiştim. Onlar beni göremediler. Yani ne çocuğumu görebildiler torun olarak ne de beni gelinliklerimle görebildiler. Gerçekten birbirini seven insanlar bir araya gelsinler, evlensinler, yuvalarını kursunlar. Gülüm, hayattaki en büyük arzum seninle tekrar bir yuva kurmaktı. Ne kadar tartışsak da senin kalbinin güzelliğini ben bilirim. Yıllarca kahrımı çektin. Bir gün of demedin. Ayrı geçirdiğimiz yıllarda bir gölge gibi beni korudun, gözettin. Hesaba katamadığım bir gerçekle yüzleşmek zorunda kaldım. Hayatımda üç önemli kadın var. Biri sen, biri kızımız, diğeri ise annem. Rahmetli annem dün gece rüyama geldi. Elinde bir kutu çikolata ile. Bu çikolataları yedirirsen ki elim yakandadır dedi. Annem seni yine istemedi. Çok sevmeme rağmen. Ama bu sefer onu ikna edebilecek gücüm, şansım yok. Seni çok severek senden ayrılıyorum. Kar gibi beyaz gelinliğinle seni ardımda bırakıyorum. Elveda. Elveda. Murat. Murat. Hayatta beni kırmaz, bir daha beni kaybetmeyi göze almaz. Evet, mektuptaki sözler gerçekten çok acı verici. Peki sonrasında burada neler yaşandı? Gül abla buradan ağlayarak dışarı çıktı. Şimdi o görüntüler geliyor. İnanmıyorum. Şaka olduğunu söyleyin. Lütfen şaka İyi. Deyin. Şaka deyin yönetmenim. Şaka İyi. Deyin ya. Şaka deyin bunu. Ne olur. Üstüme geliyor. Beni bu gece her şey yoruyor. Yorma. Hiç iyi değilim sorma. İkide bir aklıma gelip durma. Sana ne yaptıysam bu dünyada boş ver, görme duyma. Bitti bak, ne geçti eline düşmüşüz, milletin diline gitti bak. Ağlama yüreğim, ödenir bu aşkın bedeli. Seni çok severek senden ayrılıyorum. 85 milyonu beni rezil edemezsin. Edemezsin beni rezil edemezsin. 85 milyon kişi önünde yaptık biz bunu, yaşadık. Yaşadık biz bunu ya. Beni nasıl yaparsın bunu bana Murat? Geçti eline düşmüşüz. Milletin diline gitti bak. Nasıl yaparsın bunu bana? Nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın bunu bana? Nasıl yaparsın ay, bunu anne, bana? Nasıl yaparsın? Ağlama gerçekten. Bitmedi sevdam, sen beni terk edin. Nasıl yaparsın bunu bana Murat? Yeniden başlıyoruz demedin mi sen? Demedin mi?
yine yaptı yapacağını. Senin haberin vardı. Bana vardı da akşam mesaj atmış ya. Vardı haberin, senin haberin vardı. Ya vardı akşam mesaj atmış ama böyle diyeceğini söylemedi bana ya. Demedi yani. Ne dedi sana? İnanmıyorum sana, inanmıyorum sana, inanmıyorum sana. Gül abla, bak Gül abla. İnanmıyorum, inanmıyorum, inanmıyorum. Sen biliyordun. Günaydın. Biliyordun. Ne olur sakin ol. Biliyordun. Yalvarıyorum. Biliyordun. Ben rezil oldum. Ben 85 milyona rezil oldum. 85 milyona rezil oldum. Bak ben çocuğuma ne diyeceğim ben? Ağlıyorum. İnanmıyorum size. Ablacığım topladın mı biraz? Kendine geldin mi? Ne yapabilirim başka Derya Hanım? Tabii ki topladım. Mecburen toplayacağım. Yapacak başka bir şey yok. Ama şunu söyleyeyim. Buradan Murat'a ve Medine'ye hakkımı helal etmiyorum. Çok kırgınım sana Medine. Bak yanarsın. Niye? Ben böyle bir şeyi diyemezdim. Yani Murat abi gece rüyamda annemi gördüm. Ben bunu kabul edemeyeceğim diye bana mesaj atmış. Ben de zaten sabahleyin gördüm. Ama sabahleyin de o kadar çok heyecanlıydı ki Gül ablaya ben bunu yapamazdım asla. Bilmiyorum, ben de bilmiyordum. İnanın böyle bir şey diyeceğinden haberim yoktu. Ben asla inanmıyorum sana. Dediğim gibi hakkımı helal etmiyorum. Ama Derya Hanım yıkılmadım, ayaktayım. Peki. Bu da artık son sözün olsun. Bakalım bizi daha neler bekliyor. 13 Temmuz'a gün almışlardı. 13 Temmuz'a böyle günleri sayıyorken bugün ayrılık haberiyle sarsıldık. Yine de ümit kesilmez. Şimdi Tadıma Harun'la devam ediyoruz. Sezonun son tadımını Harun'la yapıyoruz. Şu anda son puanları vereceksin. Ve toplam puanlar birbirine inanılmaz yakın. İnanılmaz yakın. Haydi başlayalım. İçinden buram buram çiğ kokusu geliyor. Şerbetini almamış. En azından şerbetini almış bir baklava. Diğerine nazaran daha iyi. Bunu ne yaptılar? Üstüne karabiber mi serptiler? Bu baklavanın başına bir şey gelmiş ya Derya Hanım. Tadında da böyle çok bir şey, yanık şeyi var, tadı var. Sorarız. Nedir puanların? Sezonun son puanları. Hiç olmamış bir. Yani işlerinde yiyebildiğim 5. Bunu yapan arkadaşı tebrik ediyorum. Yani o yanıklığı şeyi nasıl yakaladıysa. Buna da 1. Bunun 1'lerden bir tık da olsa şerbetini çekmişliği vardı. Ona da hiç değilse 2 verelim. Evet. Değişiklik olsun. Haftanın değil, günün değil, sezonun son puanları. Son puan 2'ydi. 1, 5, 1, 2. Son kararın mı? Son kararın mı? Üçüncü tabağı açalım. Ebru. O tabağın başına neler geldi yani o baklavanın başına? Gerçekten şöyle söyleyeyim yani o üzerindeki yanıklıklar, bu üzerindeki şeyler olmasa çünkü damağı vuruyor. Gerçekten iyi bir tabak olabilirdi. O tabağı ben o kadar güzel bir şekilde çıkartırdım ki gönül gelince burada bütün yani kötü enerjisini de bıraktı. Hiç modum da yoktu yani hiç iştahım da yoktu. Size bir şey söyleyeyim. Bir gönül geçmiş anladım.
İki verdiğin tabağı açalım. Cansu, 2 puan. Gerçekten anlamıyorum ya. Anlamadığın kısım, evet yani el sarması. Neyi olmamış? El sarması baklava yapmaktan anlamıyorsun, onu anladım. Yani ne şerbetini almış, içindeki çiğli zaten görüyorsunuz. Buram buram çiğ kokusu geliyor. Biz de senin adil olmadığını anladık. Gelelim artık sezonun son 5'ine. 2 ezeli rakip arasında kaldı. Bu 5'i alan Zeynep mi, Seda mı? Sezonun son 5'ini alan açalım. O zaman hayırlı olsun. Zeynep! Ya işte bu ya. Şaşmıyor. Adam şaşmıyor ya.